Sadece meraka yönelik bir soru diyelim. Bunlar tartışılırken, yani DEM Parti'nin İstanbul'da özellikle Ekrem İmamoğlu'na destek verip vermeyeceği meselesi değerlendirilirken, bu tartışılırken KRT'de yayınlanan Hafıza isimli programda Adalet ve Kalkınma Partili Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu enteresan bir açıklama yaptı. Açıklaması çözüm sürecini, işte DEM Parti'nin ya da o Kürt siyasi hareketinin ilişkilerini filan çok kapsamlı bir şekilde, kapsamlı bir biçimde ele alan bir demeçti, ama orada bir cümle vardı ki eğer DEM Parti İstanbul'da aday gösterirse Ekrem İmamoğlu seçim kazanmayı unutsun anlamına gelen bir cümleydi. Şimdi o konudaki haberimizi izleyelim. Başak Demirtaş'ın çıktığı gün İmamoğlu meselesi kapanmıştır. Açık ara farkla AK Parti alır. Başak Demirtaş'ın İstanbul için adaylık açıklaması ne anlama geliyor? Çözüm süreci neden bitti? Yeniden başlaması mümkün mü? İmralı ile görüşmeler devam ediyor mu? AK Parti Diyarbakır Milletvekili Hafıza programında tüm bu soruları yanıtladı. İlk günden beri PKK bunu istemedi. Yani Öcalan'ın iradesine karşıyım diyemez diye örgüt demedi. Ama ilk mektubu götüren heyet, İmralı'dan alınan ilk mektubu Selahattin Demirtaş'ın da içinde olduğu heyet götürüp Kandil'de KCK yöneticilerine verdiği zaman öpüp diyor mektubu başına koydular. Selamını aldılar. Sonra mektubu açıp baktıktan sonra da fırlattılar masaya. Böyle şey olmaz dediler. Ensarioğlu, Başak Demirtaş'ın adaylık çıkışı için aday gösterildiği gün İmamoğlu bitmiştir dedi. Başak Demirtaş'ın çıktığı gün İmamoğlu meselesi kapanmıştır. Açık ara farkla AK Parti alır. Ensarioğlu, çözüm sürecine inanan ve savunanın Öcalan olduğunu, örgütün ilk günden çözüm sürecini istemediğini, Demirtaş'ın sürecin bitmesine katkı sunduğunu söyledi. İnanan ve savunan Öcalan'dı. Hı hı. Öcalan devletin elinde bir kere. Hı hı. Öcalan'ın kendisine dair ve yani oradan çıkması zor teknik olarak. O yüzden hani onun farklı hesapları olamazdı artık. O yani bir şeyi çözerek tarihe geçmeye çalışıyordu. Ama o süreçte bir şeylerin büyüsüne kapıldı. Kandil'in telkinleri ve biz Erdoğan'ı ve AK Parti'yi ortadan kaldıracağız diyenlerin tavsiyelerine inandı diyelim. 2019 İstanbul seçimlerinde İmralı'dan gönderilen mektubun dikkate alınmamasının nedeni olarak Kandil'i işaret etti Ensarioğlu. Öcalan'ın o mektubu kamuoyuna avukatlar tarafından Kandil müsaade etmediği için açıklanmadı. Açıklanmadı, sonra kardeşini çağırdı. Kardeşi ziyarete gitti. Aynı şeyleri kardeşine söyledi. Kardeşi de çok net ifade edemedi. Yani anladığı kadarıyla bir şeyler ifade etti. Edemedi. Tam anlaşılmadı. Bu süreç devam ederken Selahattin içeriden tweet attı. Eş zamanlı olarak işte bağrımıza taş basacağız. CHP'nin adaylarına oy vereceğiz. İstanbul'da falan filan. Süreç böyle devam etti. Daha sonra da bir akademisyen kendine görev bildi. Çıktı bir açıklama yaptı. O da aslında açıklamanın şekli, yapanı, zamanı itibariyle AK Parti'ye zarar verdi bu defa. Ensarioğlu, Demirtaş'ın son savunmasıyla Öcalan'a alternatif olarak sembol bir lider olmak istediğine dikkat çekti. Dışarıda ona karşı ciddi bir sempati birikmiş, mağduriyeti var. Yeni bir aktör olabilir mi Kürtler için? Yeni bir lider, yeni bir aktör olabilir mi? Bağımsız bir aktör olabilir mi? Bağımsız derken yani aslında... Şimdi işte sembolik bir aktör diyelim ki o kesim için Öcalan'dır. Öcalan'a alternatif yaşlandı. Öcalan'ın fikirleri de artık şey görmüyor. Dışarıda Kandil'de, orada burada güç odaklarında karşılık görmüyor. Zübeyde Sarı ile Hafıza bu akşam saat 20'de KRT'de. Karşıyım diyemez diyor örgüt. Demedi.